Teşekkür ederiz. Sıradaki parçamız en sevdiğimiz masamıza gelsin o zaman. Susamış suların akışı gibi, çaresiz gözlerin bakışı gibi, kapının ansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi, vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum. Kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ıssız ada bulmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Bu dansı bana lütfeder misin? Ciddi misiniz? Güneşin gölgede kalışı gibi, uykunu düşlere dalışı gibi, kalbimin nabzımda atışı gibi, bir yolun bir yere varışı gibi, vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum. Kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ıssız ada bulmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden. Böyle tuhaf olmadı mı müşterilerin önünde? Senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Yarın. Onun için çalışmam lazım evde. Deniz! Saat de bayağı geç oldu. Biz ne yapalım Bulut? İstersen kalkalım biz de. Ha? Nazlı, ben burayı çok beğendim. Artık hep burada yemek yiyeceğim. Okuldan çıktığımda da burayı uğrayıp öyle eve gideceğim. Çok memnun olurum Bulut. Gerçekten çok memnun olurum. Ne zaman istersen. Her şey için teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi geceler, yine bekleriz. Yardıma ihtiyaç var mı? Ben gidiyorum. Ah, yok Ferit, biz kapatırız. İş bölümünde artık size gitmek düşüyor. Aa evet, şimdi hatırladım yaptığımız anlaşmayı. Siz çalışacaksınız, ben paraları sayacağım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.
Betme, iyi geceler. Hoş geldiniz. İyi geceler Ömür. Az önce kargoyla size küçük bir paket geldi. Kapının hemen yan tarafına bıraktım. Bu saatte? Evet. Tamam, teşekkürler. Ay bu ne ya? Müşteriler gittikten sonra restoranı kapamak 2 saat sürüyor yani. Öyle bu işler Fatoş'un, ne sandın? Manemi aşağıdakilerle ilgileniyor. Siz gidin, ben kapatırım. Sabaha görüşürüz dedi. Senin neyin var bal köpüğü? Bu yorgunluk değil, ben bilirim bunu. Şimdi sıra işin en zor kısmında. Neymiş o? Zannımca en zor kısmını atlattık ama. Ferit'e söylemek. Tamam canım, söylersin yani. Günler kazana mı düştü? Şimdi şu tatlı yorgunluğumuzun bir tadını çıkaralım. Ben son günlerin tadını fazlasıyla çıkardım Fatoş. En doğru zaman şu an. Artık yüzleşmem lazım. Ya şimdi ya hiç. İyi peki. Su gibi git, su gibi gel. Evde görüşürüz artık. Görüşürüz. Asuman'ın cep telefonuyla çekilmiş fotoğraflar. Birisi bu akşam bunları benim evime bırakmış. Bir USB stick ile. Buraya aktardım. Mahkemeye sunduğu belgeler. Benim evimde çekilmiş. Belli ki Asuman çekmiş. Demetlere vermiş. Nazlı. Senin bu durumdan haberin var mıydı? Vardı. Yani her şeyi bilmene rağmen sustun, öyle mi? Nazlı sen... Sana inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Biliyorum. Söylemeliydim. En başta. Çok istedim. Çok istedim. Yapamadım. Bu yüzden kaçtın değil mi benden? Bir türlü söyleyemediğin, anlatamadığın şey buydu. Dürüstçe karşıma çıkıp her şeyi anlatmak yerine kaçmayı seçtin.
Ben sadece Asuman'ı korumak istedim. Asuman yüzünden ben Bulut'un vesayetini alamadım Nazlı. Sen kardeşini korumaya çalışırken ben yeğenimi kaybettim. Sana güvenmiştim Nazlı. Kimseye güvenmediğim kadar sana güvenmiştim. Yazık. Evet. Bir ara şüphelendik Asuman'dan. Ama bu kadarı da aklımıza gelmedi be. Bir de kalktık kızı stajı aldık şirkete. Yani ben aldım. Ama nereden bilebilirdim ki? Nazlı ne diyor? Ne diyebilir ki? Bu öyle basit bir şey değil. Sonuçları çok ağır oldu. Evet. Öyle. Öyle de şunu unutmamalıyız. Fotoğrafları çekip Demet'e veren Asuman, Nazlı'nın bir suçu yok. Nazlı sadece bu yalana ortak oldu. Öyle mi? Nazlı her şeyi benden sakladı. Bu yeterli değil mi? Kimse Nazlı'yı korumaya kalkmasın. Nazlı da en az Asuman kadar suçlu. Daha önce hiç böyle görmemiştim. Abartma Engin, ilk defa sinirlenmiyor. Böyle bir şey değil Ferit. Bu kalp yarısı. Bak. İnsanın canını en çok sevdiği acıtırmış. Sen de Nazlı'ya karşı olan hislerin yüzünden bunları yaşıyorsun. Ne haber? İyi, hoş geldin. Hoş bulduk. Çağırınca hemen atlayıp geldim. Ben gideyim. Siz abi kardeş baş başa konuşun. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ya of, böyle mi olacaktı ya? Ya nasıl olacaktı Fatoş? Ya ama böyle olmamalıydı yani. Sen bir saat önce gidip söyleseydin belki de böyle tepki vermeyecekti. Belli ki bu adam eve gitti, bir şey oldu, sonra geldi. Sence gerçekten bir saat mi geciktim Fatoş? İlk öğrendiğim anda gidip söylemeliydim, doğrusu buydu. İyi de niye söyleyemediğin belli yani. Ablacığım. Her şey benim yüzümden oldu. Ben sana ne desem boş ama gerçekten çok özür dilerim. Çok üzgünüm. Bir şey demeyecek misin yani? Bağırıp çağırmayacak mısın? Umarım
umudum varken sana çok bağırdım Masuman. Bir şeyler değişsin diye. Artık çok bağıracak bir şey kalmadı. Vallahi ben Ferit Bey sana karşı daha anlayışlı olur diye düşünüyordum Nazlı ama... ...restoranda gördüğüm hali hiç hoşuma gitmedi. Ne kadar kıskındı adam ya. Ben anlayış beklemiyordum zaten. Ah kuzum benim ya. Kalbim paramparça oldu tabii senin şimdi. Çok da önemi kalmadı bunlar. Demet'in işi bu değil mi? Öyle gözüküyor. E hani siz konuşmuştunuz Asuman? Anlatmayacaktı kimseye. Anlaşmıştınız hani? Demek ki tam anlaşamamışız. Ben bugün bir şey öğrendim. Biliyorum. Bu USB sana bir zarfın içine geldi. İçinde de fotoğraflar var. Onları sana ben gönderdim. Sana nereden geldi peki bu? Nereden geldiğinin ya da kimin verdiğinin bir önemi yok bence. Doğru. Kaynağı belli. Neticede Demet'in elinde olan şeyler bunlar. Dosyalarla oynayıp fotoğrafları kimin çektiğini gizlemişlerdi. Artık Asuman'ın çektiğini biliyoruz. Nazlı'nın da bunu bizlerden gizlediğini. Sen neden bu akşam gönderdin bana bunu? Herhalde bir süredir elindeydi zaten. Yok, ben de yeni öğrendim aslında. Ama bir süredir seninle paylaşma konusunda tereddütteydim. Ama bu akşam göndermek aklıma geldi. Bu akşam aklına geldi. Evet. Bu bilgiyi kendime saklamanın haksızlık olduğunu düşündüm. Senin de bilmen gerek. Ve artık biliyorum. Ayrıca bunu öğrenince çok öfkelendim. Ama bakıyorum sen gayet sakin karşılamışsın. Olan olmuş artık. Yani ne yapabilirim ki? Evet, Asuman'ın yaptığı şey kabul edilebilir bir şey değil. Ama yani ne yapacağız, gidip kızın boğazına mı sarılacağız? Asuman yarın işten çıkartılacak. Yerinde bir karar. Peki Nazlı için ne düşünüyorsun? Nazlı'ya çok kızgınım. Çok sinirliyim. Ve bunun affedilir bir şey olmadığını düşünüyorum. Seven affeder. Ben mesela Nazlı'yı çoktan affettim. Çünkü bu mecburiyetle ne kadar zorda kaldığını anlayabiliyorum. Eğer sen de yeterince sevseydin, affederdin. İçki için teşekkürler.